Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iki malzemeyle çok lezzetli, çok kolay bir kurabiye tarifiyle geldim. Banane cookies, yani muzlu kurabiye arkadaşlar. Bu şekilde elimde kararmış muzlar vardı. Bunları değerlendirmek istedim. Yapmışken de tarifimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Sizler de bu şekilde kararmış muzlarınızı değerlendirebilirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimiz, ben 3 tane muz kullandım. 200 gram, yani 2 bardak da arkadaşlar Hindistan cevizi kullandım. Bütün ana malzememiz bu kadar. Daha da böyle lezzetlendirmek isterseniz arkadaşlar, kurabiyelerimiz piştikten sonra üzerine erittiğiniz bitter çikolatayı süsleyebilirsiniz. Ya da damla çikolatasını üzerine koyabilirsiniz. Ya da sürme çikolatasını da eriterek üzerine süsler yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi muzlu kurabiyemi nasıl yaptım? Muzları kabuklarından soydum. Kararmış kısımlarını kestim arkadaşlar. Mikser kabıma aldım ve bir bardak Hindistan cevizi ekleyip mikserde güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Henüz tam kıvamda değil. Onun için bir bardak daha kontrollü bir şekilde Hindistan cevizini ekledim arkadaşlar. Birazcık daha lezzet katmak istedim. Vanilya şekeri ve limon ekledim burada. Sizler de ekleyebilirsiniz. Evet, vanilya aroması ekledim ben. Birazcık da limon ekledim. Eğer biraz tatlı seviyorsanız bir kaşık da pudra şekeri ilave edebilirsiniz. Hepsini tekrardan robotumda güzelce karıştırdım arkadaşlar. Böyle çok cıvık olmayan, çok da aşırı derecede katı olmayan bir hamur elde ettim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kabıma çıkartacağım. Elimle birazcık yoğurduktan sonra şekiller vereceğim. Elde ettiğim bu malzemeden arkadaşlar yaklaşık 12-13 tane kurabiye elde ettim. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Yoğurduğumuz harcımızdan mandalina, küçük mandalina büyüklüğünde parçalar alalım arkadaşlar. Onları daha sonra elimizle bastırarak kurabiye şekli verelim ve yağlı kalıp koyulmuş fırın tepsimize dizelim. Ben arkadaşlar Silex makinemle pişirdim. Ben genelde Silex makinesini fırın olarak da kullanıyorum. Yemek yapımından birçok yemeklerimi bu makinede yapıyorum. Çok daha çabuk pişirdiği için fırını boşaltıp ısıtmaya istemedim. Biraz üşendim açıkçası. Onun için Silex tavaya bu şekilde hazırlamış olduğum kurabiyelerimi koyduktan sonra Silex tavada yaklaşık 12 dakikada pişirdim arkadaşlar. Evet. Üzerine de bu şekilde damla çikolataları koydum. Yarısına da sade yaptım. Hiç çikolata eklemedim. Ama sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten damla çikolatası yapınca daha bir lezzetli oluyor. Daha bir yenekli oluyor. Eğer elinizde varsa katın derim. Evet, bu şekilde yaklaşık 3,5 derecede arkadaşlar ayarında bir 10-15 dakika arası kontrol ederek bu şekilde hafif renk alana kadar, çok aşırı böyle yanmadan kurabiyelerimi pişirdim. İlk etapta sıcaklığından dolayı yumuşak oluyor. Soğuyunca o yumuşaklığı gidiyor ve çok güzel bir lezzetli kurabiye oluyor. Ben üzerine arkadaşlar eritmiş olduğum sürme çikolatasını da üzerine bu şekilde bir poşete koydum. Poşetin ucunu hafiften küçük bir şekilde kestikten sonra bu şekilde üzerine akıttırdım. Kahve eşliğinde gerçekten çok lezzetli bir kurabiyeydi. Hem muzlar değerlenmiş oldu, hem de güzel bir atıştırmalık oldu. Diyet yapıyorsanız diyetinizde de bu kurabiyeleri kullanabilirsiniz. Çünkü içerisinde hiç şeker yok. Üzerine bu çikolataları da katmazsanız arkadaşlar gerçekten oldukça kalorisi düşük bir kurabiye. Evet, gördüğünüz gibi Çikolatalarımız üzerinde kurudu. Yanına bir bardak da kahve yaptım. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oldu. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Eğer fırında yapacaksanız arkadaşlar, fırında 190 derecede önceden ısınmış fırında yaklaşık 10-15 dakika arası kontrol edelim. Altı ve üstü hafif renk alana kadar kurabiyelerimizi pişirelim. Evet, ben Silex tavasında pişirdiğim için, Silex tavaların alt kısmı birazcık daha çabuk pişirdiği için hafif kahverengileşti. Ama hiç sorun yok. Üzeri ve içi çok güzel pişti. Şimdi sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Harika piştiler arkadaşlar. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım tariflerim sizlere bildirim olarak gelsin. Ayrıca kanalıma mutlaka göz atın derim arkadaşlar. Farklı kurabiye tarifleri, pasta tarifleri, kışlık tarifler, sos tarifleri, etinden çorbasına, yemeğine, hamur işlerine kadar binlerce tarifimi bulabilirsiniz arkadaşlar. Beğen ve yorumlarınızı lütfen kanalımda eksik etmeyin. Verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Tekrardan farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.